Selam arkadaşlar, Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ay, günlerdir bugünü bekliyorum ya. Kargolarımın birikmesini bekliyorum. Dün normalde çekecektim arkadaşlar bu videoyu. Çinlilerin teknolojik ürünlerini açtım videosunu. Ama dün YouTube'la alakalı bir toplantıya gitmem gerekiyordu ve kargolarımın hepsi gelmemiş. Kaç tanesi de yolda, yine bugün içerisinde gelecekler. Belki ben videoyu çekerken gelirler, bilmiyorum. Şimdi sizinle bu teknolojik ürünleri açmaya başlamak istiyorum. Makyaj bilerek yapmadım çünkü bazıları güzellikle alakalı şeyler de var. Onları da çünkü denemek istiyorum. Her şeyi denemek istiyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Birkaç tane kargomuz var. En üsttekinden açmaya başlıyorum. Evet, ilk bunu açacağım. Bunun içinde ne var? Wow. Bir tane kirpik tarayıcı vermişler. Beni mutlu etmek için her şeyi yapmışlar. Salatalık maskesi. Maskeyi hem sıcak hem de soğuk kullanabiliyorsunuz. Yüzünüz serinlesin istiyorsanız mesela. Buzdolabına atacaksınız mesela bunu. Sonra çıkarıp... Niye kafamdan geçmiyor? Ha. Böyle. Dur. Dur, hazır değilim şu an buna. Ama burnumu niye kapatmadı bu? Ay, çok saçma. Burnumu kim koruyacak? Burnumu kim serinletecek? İnanılmaz. Yüzüme de bir tık büyük geldi ama neyse. Salatalık maskesi canavarı. Bakın yakından da böyle. Şimdi sırada bu kaş şekillendirici var arkadaşlar. Biliyorsunuz benim kaşım yok. O yüzden bundan almaya karar verdim. Ve çizgi çizgi çiziyormuş kaşımı. Bakalım işe yarayacak mı? Başlıyoruz şimdi. Netlemiyor ki, hiçbir şey yapmıyor. Ben bu telefonu niye aldım ya? Bak şimdi. Ay, ne yaptım? Aa! Hemen kaş çizdi bana. Yani şimdi buraya. Neyse, ben güzel yapamadım ama anladınız siz. Rengi de böyle olmasaydı iyiydi. Güzel ama gene beğendim. Buna da 7 puan veriyorum. Rengi de güzel olsaydı 10 puan verirdim. Ama bu şimdi 7 puan. O kadar güzel şeyler aldım ki inanamıyorum kendime. İlk defa akıllı mantıklı şeyler aldım. Ve bunların hepsinin fiyatı uygun şeyler arkadaşlar. Bak mesela, bak. Bak mesela. Bu Çinliler kullanıyor ya, fırt fırt. Dişlerini bir macun kısmına sokuyor. Bir fırça kısmına sokuyor, bir şeyler yapıyor ya. Bundan aldım kıskanıp. Şimdi bunu kullanacağız, tamam mı? Kutunun içinden şimdi bunlar çıktı, tamam mı? Bu diş macununu buraya monte edeceğim. Sonra ben bu diş fırçasına macun her almak istediğimde şöyle şöyle bastıracağız. Ve macun çıkacak. Sonra da mesela buraya takıp sonra üstünü de şu şekilde kapatacağız ve Çinli olacağız. Muhteşem. Bu da arkalarına yapıştırmak için çift taraflı bant diye algıladım. Bunların hepsini takıp şimdi geliyorum. Yaptım. Şimdi bak ne yapıyorsun biliyor musun? Fırçanı buradan alıyorsun. Sonra buraya böyle şey yapıyorsun. Bastırıyorsun falan. Sıradaki ürünümüz, rastgele çekiyorum bakmadan. Bu ne? Ha, dokunmatik masa lambası. Ve umarım pembe gelmiştir bu arada. Neyse, beyaz da olur. Sonuçta mavi de olabilirdi. Bak böyle. Şöyle küçük bir tane de kablo var. İyi. Bu videoda gördüğünüz her şeyi Trendyol'da link olarak hazırladım. Ve o linki bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Ben çok sık bir şekilde Trendyol linki paylaşmıyorum. Çok nadir paylaşıyorum aksine. En son ta düşünün, giyinme odasındaki dolapları paylaşmıştım. Dolapları bir günde tükettiniz. Sağ olun. İnşallah bunu da hemen tüketmezsiniz. Çünkü ben ne zaman bir şey paylaşsam sürekli o şeyin fiyatı tavan yapıyor. Şu an mesela bu 99 lira. Ama ben paylaşacağım. Herkes almaya başlayacak. Bir anda fiyat artacak vesaire vesaire. Altına pil de takmamız gerekiyormuş. Pili buldum. Öyle çalıştırdım. Bak mesela bu da Toybox evinin sokak lambası gibi duruyor.
bak. Sokak lambası gibi aynı. Burası da dokunmatik bakın. Sıradaki teknolojik ürünümüz. Tuvalet fırçası. Bir saniye açıklayabilirim. Bak şimdi bunun içinden şöyle bir parça çıkıyor. Bunun arkasında şeffaf bant var muhtemelen ya da çift taraflı bant var. Evet öyle. Sonra bunu buradan geçiriyorsunuz takarken. Sonra bunu yapıştırıyorsunuz. Sonra bu da sizin tuvalet fırçanız. Tuvalet fırçası ama Çinlilere göre tuvalet fırçası. Bu da modern temizlik fırçamız arkadaşlar. Çinliler gibi olmak istiyorsanız böyle tuvalet fırçanız bile modern oluyor. Bunu hemen takalım hadi. Arkadaşlar evet çok rahat, çok profesyonel bir şekilde taktım. Böyle buradan çıkarıyorsunuz, sonra yapıyorsunuz. Sonra böyle buraya geri koyuyorsunuz. Gayet pratik ve kolay yani, kullanışlı. Evet, yeni ürünümüzü çıkarıyorum. Burada çıkmış zaten. Bu şey. Bu ne biliyor musunuz? Böyle kedi köpek falan bakıyorsanız tüy toplayıcılar oluyor ya. İşte kağıt rulo halinde. Bu onun plastik ve uzun ömürlü kullanımlı hali. Yani habire o kağıt bittiği zaman mesela tekrardan rulo almanıza gerek yok. Çünkü bu yıkanabiliyor. Çünkü Çinli ablalarımız bunu da düşünmüş. Demişler ki neden bu pratik olmasın? Bak bu şekilde fıt 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 fıt. Külleri falan buradan temizleyelim, tamam mı? Gitmiyor. Wow. Aa, masaya yapıştı. Bak, görüyor musunuz bilmiyorum. Bak bunları topladı. Şimdi yıkayalım bakalım, hemen yıkayınca gidecek mi? Yıkayınca hemen gider yazıyordu. Eğer gitmezse giderim dava açarım. Haksız mıyım? Şimdi yıkayalım bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Gitti işte. Ama ben elimi çok fazla sürmek istemediğim için şey olmadı ama gerçekten gitti. Nerede toz pislik varsa hepsini gidertebiliriz. Şimdi diğer bir ürünümüze geçiyoruz. Paslanmaz çelikten yapılmış. Hep bundanım olsun istemiştim. Bu şarjlı mı ama? Wow, hayal kırıklığı. Kalbimi kırdın şu an. Niye pillisin ki? Ama çok güzel, baksanıza Barbie şey gibi. Barbie çıpmateli. Deney yapıyoruz. Birazcık karbonat artı birazcık süt. Deney, tamam mı? Şimdi bunu deniyorum. Bak köpürüyor. Gördünüz mü? Uçum. Aa, bir sürü şey çıktı. Güzellik tüyolarından bir tanesi. Yüz jileti. Diyorlar ki yüzümüzde sakal makal çıkacak mı, bir şey yapacak mı diye. Birazcık korkarak bakıyorlar açıkçası bu ürünlere. Ama ben bunları seviyorum. Güzel, şimdi hemen pembeyi deneyelim. Neden olmasın? Gelin hatta şu camın kenarında deneyelim. Sizden utanmıyorum, sıkılmıyorum. Sizinle her şeyi paylaşırım sonuçta. Bak mesela. Ama yüzümde bebek kremi var. Suda bebek kremi var. Bak. Gözüküyor mu? Alının üst kısmındaki bebek tüylerinden rahatsızlık duyuyorsunuzdur. Direkt söküyorsunuz. Direkt böyle alıyor yani. Hı. Görüyor musunuz? Ve diğer ülkelerde mesela bunu günlük olarak yapıyorlar. Çünkü ciltlerine de peeling yaptıklarına inanıyorlar. Ben bunu çok pratik ve kullanışlı buluyorum. Şimdi bu da ne? Bunu anlamadım ne olduğunu şu an. Ha, ay şimdi anladım. Allah kahretmesin. Bu renkli duş başlığı. Renkli duş başlığı mı gelmiş? Bu nasıl yapılıyor acaba? Bu şekilde mi geldi şimdi? Sadece bu kadar mı geldi bu? Neyse, bunu hadi takmaya çalışalım ya. Bu renkli olması lazım arkadaşlar. Şimdi buraya mı basıyorum? Su gelsin diye. Yo. Muhteşem.
Hayır, bunlar kesin almanız lazım lan. Çok iyi. Abi aşırı güzel bir şey. Hiç böyle beklemiyordum. Ve sadece su açtığın zaman yanıyor. Herhalde onun içinde bir mekanizması var. Su geldiği zaman suyun enerjisini kullanarak onu renklendiriyor, çalıştırıyor herhalde. Anlamadım ama çok iyi. Evet, tekrardan söylüyorum. Linklerini aşağıya bıraktım. Kesinlikle almanız lazım bunları. Çok güzel şeyler var. Devam ki. Şöyle. Arkadaşlar, ben pipetle bir şeyler içmeyi seviyorum. Ve benim mesela mutfak takımım falan da hep altın rengi. Altın rengi güzel bir renk olduğu için mesela içeceklerimi vesaire tamamlamak için böyle bir şey aldım. Bu dik pipet. Bu da böyle hafif yatay pipet. Sonrasında mesela pipeti kullandın, atmıyorsun. Ne yapıyorsun biliyor musun? Şuradan aşağıdan şöyle bu temizleme fırçası. Bunu sokuyorsun, 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 sokuyorsun. Bak buradan ucu, buradan ucu çıktı. Gördün mü? Hop. Her yerini temizledin. Sonra tekrar kullanıyorsun falan filan. Ben böyle tekrar kullanılabilen şeyleri çok seviyorum. Bunlar. Bu maske sürme fırçası. Hiç maske sürme fırçam yok arkadaşlar benim. Bu da siyah noktaları temizleme aparatı. Diyeyim. Şurası siyah nokta için. Maske sürelim mi yüzümüze? Hadi yüzümüze maske sürelim bir saniye. Yiyoruz şimdi. Müthiş sürüyor. Hayat kolaylaştırıyor yemin ederim ya. Tek derdim hayattaki zaten buydu benim. Şimdi yeni ürüne geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada normal sipariş ettiğim şeylerden de gelmiş olabilir. Bilmiyorum şu an hangisinin içinde ne var. Mesela bu ne? Bu şey. Arkadaşlar glitter. Böyle Europio makyajında falan kullanılıyor ya. Baksanıza bunlar aşırı iyi ya. Bakın. Bunlar simler. Bu ne şekli? Yine değişik değişik parıltılar var. Burada da lacivertimsi var. Ay çok güzel. Ben bunlarla ne güzel makyajlar yaparım var ya. Bunda ne var? Arkadaşlar bunlar ne biliyor musunuz? Hareket sensörlü lamba. Bunlar da şarjlı. Pilli olanları da var ama pilli olan hiçbir şeyi ben şey yapmıyorum ya. Uzun süre kullanamıyorsun ki. Pil aldıktan sonra habire habire onunla mı uğraşacağım? Şarjlı olanları tercih ediyorum. Mesela karanlık. Bütün ışıkları açmak yerine bunlar hareket sensörlü zaten. Merdivenlerin yan kısımlarına bir sağa bir sola veya şöyle 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 çapraz 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 çapraz. Bunlardan yerleştirirseniz her yürüdüğünüzde bu ışıklar açılacak arkadaşlar. Ve bence çok güzel. Ben mesela gece kalkıyorum, tamam mı? Yatağım bu tarafta. Işık bu tarafta. Buradan buraya geçene kadar ben ödüm bokuna karışıyor. Onun yerine mesela buralara şeyler koyabilirim. Buralara bu lambalardan koyabilirim. Sonuçta hareket ettiğimi anlayınca hemen ışık yanıyor. Benim zaten giyinme odamdaki ve şöminemin içindeki led de bunlardandı. Mesela ben bunu buraya koymuştum. Şu anda neden yanmıyor diyeceksiniz. Çok mantıklı bir soru. Çünkü şu anda güneş ışığı var. Yani aydınlıkken çalışmıyor. Zaten işin mantıklı olan kısmı da orası. Buradan ayarları var bak mesela. Şu anda sadece hareket sensörlüğü açtım. Bunu tamamen kapatabiliyorum. Veya açabiliyorum. Açıkken zaten sürekli açık duruyor bak. Şöyle takıyorsun. Ve orada kalıyor. Bu ben kapatana kadar açık kalacak. Ama ben onun yerine hareket sensörlüğü açık bırakmayı tercih ediyorum tabii ki. Çünkü sadece geceleri ve hareket ettiğimde yansın diye. Gerekli olduğunda yansın yani. Sonrasında da bak şuradan göstereyim. Nerede şarj yeri? Şuradan yine şarj edebiliyorsun kablosuyla birlikte. Bu kadar. Gayet kullanışlı bir şey. Kendinizi çok teknolojik hissedeceksiniz şimdi. Bunu göstereyim size. Anlayacaksınız. Yine küçük bir şarj aleti çıktı. Asıl aparatımız çıktı. Şuraya da su dolduruyoruz. Zaten. Aa, çok güzel. Çok güzel. Yüzüme su üflüyor. Ben de diyorum bu çalışmıyor mu acaba? Böyle duruyordu. Sonra böyle çevirdim. Aşırı havalı bir şey. Aşırı havalı bir şey bu şu an. Keşke yüzümde maske olmasaydı.
Yüzümdeki maskeyi çıkarıp geleceğim. Allah'ım aşırı iyi. Bir şey diyeceğim. Gerçekten ciddi söylüyorum. Ben harbiden çok zekiyim. Neden biliyor musun? Şimdi bunun içinde su haznesi var ya. Ben bunun içine ne koyarsam onu püskürtecek. Şimdi ben buna eğer vanilya aroması koyarsam, bunu şöyle çevirdiğim zaman bana vanilya aroması ve artı su, yani yanlışlıkla parfüm sıkacak. İnanabiliyor musunuz? Nasıl bir zekaya sahibim. Çünkü öcür deneyi. Öcür yine bir şeyler deniyor. Öcür ve şapşal deneyleri. Sık 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 sık. Muhteşem kokuyor, vanilya kokuyor. Oğlum bunu oda kokusu olarak bile kullanabiliriz. İstediğin aromayı içine damlatırsın. Mesela lavanta istiyorsan lavanta damlatırsın. Sonra bunu böyle hop ters çevirirsin. Hatta bir de bunu şarjda bırakırsın. Müthiş abi. Müthiş bir icat ya bu. Bu var ya, bu yılın icadı ödülü alması lazım. Bunu normalde ne diye piyasaya sunmuşlar? Yüzünüzü nemlendirsin diye. Ama öcür diyor ki bu parfüm de olabilir. O da parfümü de olabilir. Arkadaşlar ben şimdi bunu buraya bıraktım. Bu suyu bitene kadar böyle fokurdasın. Bütün odama vanilya kokusunu istiyorum. Çünkü vanilya kokusuna aşığım. Ve her yer vanilya kokmasını istiyorum. Bundan ben 500 tane alasım geldi şu an. Şu an var ya senden var ya 1 milyon tane alasım geldi. Aşırı iyi bir şey ya. Sonraki ürünümüze geçiyoruz. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Bu boy uzatıcı. Mesela boyunuz diyelim ben gibi 1.60'sa. Bunu ayakkabınızın içine koyuyorsunuz arkadaşlar. Boyunuz uzuyor. Bakalım size göstereceğim şimdi deney olarak. Bak şu şekilde ikisini de giyiyorsun ayakkabının içine. Hop görünmez topuk. Görünmez bir şekilde boyunu uzatıyorsun. Kankalarının yanında boyun kısa kalmıyor. Ya da manitan eğer çok uzunsa, manitan 1.80, 1.90'sa onun yanında boyun kısa kalmıyor. Müthiş icat. Şimdi deniyorum. Bu ayakkabıları aldım mesela. Bak arkasının da bir tık yüksek olması lazım. Çünkü bunu da koyacağız ya içine. Bak gösteriyorum size. Bu taraftaki ayağımda topuk var. Bu taraftakinde yok. Şu anda sol ayağıma basıyorum. Sol ayağımdayım. Sağ ayağımdayım. Sol ayağımdayım. Sağ ayağımdayım. Yani şu kadar bir fark istiyorsanız. Yani bir kat merdiven çıkmış gibi oluyor. Boy uzatıcı böyle bir şey. Arkadaşlar bu topuk için. Ayağınızda mesela nasır mı var? Veya nasır olmasa bile ayağınızı yumuşatıyor, anladın mı? Pad egg. Rendeliyor bildiğin. Ayağını rendeliyor. Bu kıyafet. Bunu biliyorum ama. Barbie'li siyah tişört. Baskısı çok kötü. Çok kötü baskısı. Kumaşı çok kalitesizmiş. Allah kahretsin. En sevdiğim video bu şu anda. Hem tipimi beğendim, hem içindeki ürünleri beğendim. İnanılmaz güzel ürünler var. Çok güzel şeyler açtım. Çok güzel şeyler gösterdim. Bir tane de ayakkabılık var. Ben bu videodaki her şeyi, bütün ürünleri ama link haline getirdim. O linki de açıklamalar kısmına bıraktım arkadaşlar. Oradan gidip beğendiklerinizi alabilirsiniz veya almayabilirsiniz. Veya sadece fiyatına bakıp da çıkabilirsiniz. Ama gerçekten uygun fiyatlılar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Gerçekten hala videoyu mu izliyorsun? Seni özel seviyorum buraya kadar izlediğin için, tamam mı? Hoşçakal.